adımlar atılmasını istiyoruz. Yani hayat müşterekse madem, hayatın eşitliğini her yerde paylaşalım. Şimdi bana her yerde soruyorsunuz. Diyorsunuz ki İsmail, sabah 4'lerde kalkıyorsun, 6.45'te yayına. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Ben de ne hissediyorsam, ne yaşıyorsam sizlere söylüyorum. Kahvaltı önemli diyorum. Kitap okumak önemli. Kahvaltı tabii 4'te kalkıp evde yapamıyorsunuz. Yanıma alıp akşamdan hazırlayıp getiriyorum burada. Ama hiç ihmal etmediğim bir şey daha vardır. Bunu da ilk defa sizlere açıklamış olayım. Ben kefir içerim. Her sabah kefir içerim. Çok eskilerden beri öğrendim ki, özellikle Kafkaslarda, Çerkes kültüründe falan yaygındır. Kefir sağlıktır. En sevdiğin oyun hangisi Miray? Çiçek puzzle. Miray'ın en sevdiği oyun çiçek bulmacası. En sevdiği içecekse kefir. Afiyet olsun Miray. İçiyor, içiyor, içiyor. Elinden bardağı hiç bırakmıyor Miray. Ne içtin az önce öyle? Kefir. Kefir, Kafkaslarda çokça tüketilen, Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşan bir şifa kaynağı. Uzmanlar korkutan grip salgınlarına karşı kefiri öneriyor. Çünkü vücudu güçlendiriyor. Aslan mı yapıyor ya bakayım? Aman tanrım, ne kadar güçlüsün. Kefir diğer gıdaların, vitaminlerin yerine gitmesini, dolayısıyla bizim güçlenmemizi sağlıyor. Bizim anne sütümüz aslında kefirdir. Yetişkinlerin anne sütü kefir. Uzman doktor Emin Mindan kefir için sütten daha kolay sindirilir diyor. Kefir efendim bir süt ürünü ama sütten çok farklı. Bir kere sütün sindirilebilmesini sağlıyor. Böyle ayrımsı bir şey. İçilmeyecek bir şey değil yani. Herkese tavsiye ederim kefiri. Diyelim ki aileye bir grip geldi. O zaman bizim tavsiyemiz şu oluyor. Doğru beslensinler bir. İkincisi kefirin içerisine saf C vitamini, askorbik asit koysunlar. Kefirin içine C vitamini koyup tüketmek gribe birebir diyor uzmanı. Sokaktaysa kimi vatandaş biliyor tüketiyor, kimi vatandaşsa kefirden bir haber. Kefir ayranla, et sütle alakalı.